اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وكرة عيوننا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر سهل علينا بفضلك يا ميسر رب زدنا علما وفهما وإخلاصا ونورا وألحقنا بالصالحين آمين يا معين عزيزي قارج الترمب جل جلاله جملة çocuklarımız, evlatlarımız, neslimiz hep beraber bu dünya hayatında birleştiğimiz gibi ahirette, cennetinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında birleşebilmeyi de nasip eylesin. Rabbim bugüne kadar, bu anımıza kadar ne yaptıysak ellerimizle, dizlerimizle, dillerimizle, gözlerimizle, kulaklarımızla, ayaklarımızla, içimizle, dışımızda büyüğüyle, küçüğüyle, Aşikare gizli bütün günahlarımızı, hep hepsini affı mağfiret eylesin. Amin. Allah Celle Celaluhu geleceğimizi, geçmişimizden çok daha hayırlı eylesin. Cenab-ı Celle Celaluhu ülkemizi ve İslam alemini her türlü kazadan, beladan, depremden, afattan, savaş tehlikelerinden muhafaza eylesin. Amin. Sevgililer sevgilisi, biricik liderimiz, önderimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar hadis-i şeriflerinde. Ekmelül müminine imanen ehsenuhum hulukâ Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde bize iman bakımından en mükemmel olan kimseyi haber veriyor. Buraya adeta şöyle kitlenelim. Bakalım. İman bakımından en mükemmel olan kimdir? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iman bakımından en mükemmel olan, en olgun olan, en üstün olan, en harika olan kimse ahlakı en güzel olanlarınızdır buyurur. Ahlak o kadar dikkate alınmış ki iman bakımından en mükemmel olanız şu kadar namaz kılan veya şu kadar oruç tutan veya şu kadar Kur'an okuyan, şu kadar hayır yapan diye belirtilmiyor. Ahlakı en güzel olandır buyurur. Çünkü ahlak güzelliği insanı zirveye çıkartır. Hem dünyada insanların iltifat ettiği, her zaman hayranlık duyduğu bir yere getirir. Hem de ahirette Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanı başına oturtturur. Rabbim hepimize bu noktada ahlak güzelliği versin. Bakın Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam başka bir hadis-i şerifinde de ahlak güzelliğimiz noktasında çok dikkatli olmamızı haber veriyor. Diyor ki, ahlakı güzel olan kimseler, gece ibadet eden, gündüzde oruç tutan kimselerin kendisi gece ibadetine kalkamasa da çalışan bir insandır. Yoruluyordur. Sadece beş vakit namazını dikkate alır. Aman oradan taviz vermez. Asla ama nafile namazlar noktasında sıkıntı çekebilir. Fakat ahlakı dolayısıyla, ahlak güzelliğiyle gece namaza kalkıp da efendim ahlak noktasından sıkıntı çeken kimsenin efendim ulaşamadığı yerlere o ahlak güzelliğiyle ulaşır. Gündüz oruç tutan kimse de aynı şekilde nafile oruçlar tutuyor, pazartesi, perşembeyi kaçırmıyor vs. Ama ahlak noktasında sıkıntısı var. O da yaptığı o yıkımlarla ahlaki efendim e, davranışlarındaki olumsuzluklarla kendisi oruçsun efendim sevabını da kaybeder. Gece ibadetinin sevabını da kaybeder. Çünkü kalp kırıyor bu insan. O insan efendim kibirli, gururlu. O insan ahlaki noktada efendim sıkıntılı. Onun için Allah Rabbimiz bize ahlak güzelliği nasip etsin. Ahlak güzel deyince de hemen orada bize Kur'an'ın ahlakı geliyor. Hemen orada bize Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzel ahlakı geliyor. Rabbim bize Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakının efendim yansımasını bugüne efendim nasip ederek bizim e, böyle insanlara ahlak güzelliğimizle vaazlar, nasihatler vermemizi nasip etsin inşallah. Önemli olan dille konuşmak değildir. Halle, davranışlarla insanların gönüllerini kazanmaktır. Birçok kimse vardır. Ahlakının güzelliğiyle böyle örnek alınır. Herkes gıpta eder. Efendim, böyle bazen de gerçekten ahlaki nokta sıkıntılı olan kimseler vardır. Namaz abdestidir belki. Efendim, kisve olarak da böyle evliya kisvesi gibi her şeyle mükemmel görünür. Ama davranışlarının o yanlışlığı insanları belki kendisinden nefret ettirdiği gibi İslam'dan, Kur'an'dan, camiden, cemaatten de nefret ettirir. Rabbim muhafaza eylesin. Aman dikkat. Yine sevgililer sevgisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar ki ben ben ahlakı güzel olan kimse için cennetin en üst yerinde cennetin en üst zirve olan noktasında köşkler verileceğine kefilim diyor. Ahlakı güzel olsun bir insanın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben kefilim diyor. Onun efendim cennetin en üst yerinde böyle zirvesinde kendisine köşkler verileceğine. Köşkler Bu bize iltifat olarak yetmez mi? Rabbim karıncayı dahi incitmeyecek, insanlara efendim üzüntü vermeyecek, aile bireylerimizden hiçbir tanesine kırıcı davranmayacak bir şekilde hepimize güzel ahlakı nasip eylesin. Hani büyükler demiş ya, bir kal ile bir de hal ile vaaz vardır. Daha etkili olan hal ile olandır. Yani bir konuşmayla vaaz verirsiniz, bir de davranışlarınızla vaaz verirsiniz. Konuşmayla olanlar bir kulaktan girer, öbür kulaktan çıkabilir. Ama hal ile olan vaazlar her zaman için kalıcıdır. İşte o kalıcı olanına biz talibiz. Rabbimizden de bunu dileniyoruz. Ahlak güzelliği, ahlak güzelliği, ahlak güzelliği. Bunu inşallah Müslümanın ahlakı nasıl olmalı? Müslümanın 24 saati nasıl olmalı? Ayetler ve hadisler ışığında bunu takip edelim. Ve şunu da yine e, hadis-i şerif olarak peygamberimiz Aleyhissalatü vesselam'dan almış oluyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mübarek her bir aynaya bakışında o güzel sakallarını, saçlarını düzelttiğinde bunlara çok dikkat ederdi. Dışarıya çıkın diye. Müslüman nasıl olmalı? Örnek olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz var. Yani böyle lambur dışarıya çıkamazsınız. Hatta bir seferinde diyor ki annelerimiz kapı çalındı ve kapıyı açacak Efendimiz aleyhisselatü vesselam. O arada anlık olarak bekletmemesi gerekiyor dışarıdaki kimseyi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da baktı, tarağını bulamadı. Hemen geçti, aynı olarak bir suyu kullandı, bir kovan içerisinde su vardı. Oradan efendim gelen yansıtmayı kullandı ve efendim saçlarını, sakallarını düzeltti, öyle kapıyı açtı. Yani kapıyı açsa çıksa ne olacak ki? Yani sahabe aşık ona her şeyle ama hayır mübarek efendim o kadar o kadar o kadar nazik kibar beyefendi ki her şeyiyle efendim bize örnek olmuş kıyamete kadar bütün insanlığa onun için Rabbimiz Ahzab suresinin 21. ayetinde kendisi hakkında sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere ne buyuruyor? Estağfirullah <laughs> bismillah. Lacadikan lekum fi Rasulillahi üsvetun hasenetun şüphesiz muhakkak ki yemin olsun Hz. Muhammed'de sallallahu aleyhi ve sellem'de sizler için çok güzel örnek efendim numuneler ahlak güzelliği vardı sallallahu aleyhi ve sellem Rabbim uymayı ve kazanmayı nasip etsin medeniyetin zirvesi onda bugüne taşıyalım sallallahu aleyhi ve sellemi çocuklarımıza anlatalım Çocuklar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la kalksınlar, otursunlar, onun düşüncesiyle ona baksınlar. Düşünebiliyor musunuz? Ahlak güzelliği olarak yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bir örnek sizinle paylaşayım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına bir köylü gelir. Tabi tarla işleri, oradaki Efendimiz'te e, yapılan ağır işler, eller hep böyle kaskatı kesilmiş, bir taraftan da nasırlar tutmuş ondan sonra böyle bir eli siz düşünün. Bazen bize efendim cemaatler arasında gelebiliyor böyle eller. Ee, sıkıştırdığı zaman adam elimizi neredeyse efendim o parmaklar bir arayı birbirine içerisine giriyor. Gerçekten acısını epey duyuyorsunuz yani. Ama adam, adam bunun farkında değil. Çünkü onun normalleşmiş hayatına böyle bir şey. İşte böyle bir efendim güzel köylü insan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ziraî ziyaretini yapar. Ziyarette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görünce dayanamaz. Musafası ile beraber sarılır. Ondan sonra efendim kenara çekilir tabi. Namazını, duasını falan yaptıktan sonra şöyle bir şey gelir aklına. Acaba ben Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın elini sıktığım zaman ona bir zarar verdim mi? Onun elini falan acıttım mı? O mübarek yumuşacık bir eldi falan deyip hemen gerisin geriye döner. Ayrılacağı sırada helallik istemek için. Ya Resulallah bana hakkını helal et ne olursun. Ben senin elini tuttum sıktım. Benim elim nasırlı, benim elim efendim ağır böyle köy işte yaptığım için falan. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o elleri alır, tutar ve okşar, bakar ve der ki bu eller Allah için çalışmış olan eller, ailesini efendim rızıklar getirmek için çalışmış olan eller, bu eller Allah katında çok değerlidir. Allah bu elleri sever. Peygamber bu elleri sever deyip böyle ellerini okşadığında adam tabii ne yapacağını şaşırır bir anda. Az önce beklenmiş olduğu davranıştın çok fevkinde fevkalade güzel bir davranış. Ondan sonra uçarak adeta memleketine, köyüne döner. insanlara bu olayı anlatır. Bu eller Allah katında seviliyormuş kardeşler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu elleri seviyor deyip daha çok işlerine sarılırlar. Ve peygamber sevgisi, Allah sevgisi daha çok kalplerine oturur. Biz de Peygamberimiz aleyhisselatü vesselamın izinden, yolundan ayrılmayalım inşallah. Onun için Peygamberimiz aleyhisselatü vesselamın ee, sözü Sünneti nedir? Aynaya baktığımız zaman sakalımızı, saçımızı düzelttiğimizde vesaire, çarşafımızı giriyoruz, üstümüzü işte giyiyoruz, kendimiz işte hazırlanıp dışarıya çıkmaya. Hanımlar, erkekler fark etmiyor, gençler, hepimiz baktığımız zaman aynaya şöyle diyeceğiz: Allahım yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlakımı da güzelleştir. Allahım Yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlakımı da güzelleştir. Yaratılışımız ne kadar güzel. Gözlerimiz, burnumuz, çenemiz, dişlerimiz, ağzımız, kulaklarımız ve efendim aşağıya doğru her bölgemiz elhamdülillah. İşte Rabbimiz bize ahlak güzelliği de versin inşallah. Hadis-i Şerif'in ikinci bölümünü söyleyeyim. Ondan sonra bitireyim. Yani ilk başladım hadis-i şeriften bahsediyorum. Yoksa arada çok hadis-i şerifler istemiş olduk sizinle. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuşlardı ki birinci bölümünde iman bakımından en mükemmel olanınız ahlaka en güzel olanınızdır. İkinci bölümünde de buyuruyor ki ve hiyarukum hiyarukum nisaihim Yani sizin en hayırlarınız zevcelerine, hanımlarına, eşlerine en hayırlı, en güzel davranınızdır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ta 1440 sene öncesinde yaklaşık bu hadis-i şeriflerle beraber bize bize hanımlarla ilgili davranışlarımızı öğretmiş. Kendisi uygulamalı göstermiş. Ev süpürmüş, dikiş dikmiş, sütleri sağmış. Evde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hanımlar üzülmesin diye sirke katık olarak kullanmış sirkeyi. Biz salatalara koyarız mesela işte işkembe çorbası bilmem ne. Oraya buraya. O mübarek sadece bayat olan o arpa ekmeğini, buğday ekmeği falan pamuk gibi kullandığımız şimdiki ekmekler değil. O taş gibi olan ekmeği banmış, yemiş ve hanımlarına ne kadar güzel katıktır sirkeye buyurmuş. Onlar üzülmesinler diye. Öyle olmuş ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hanımların ağzına yemek yedirmiş, böyle lokmayı almış, kendisi vermiş ve efendim onunla bir taraftan hem kendisi mutlu olmuş hem de eşini mutlu etmiş. Rabbim peygamberimizin izinden yoluna ayırmasın bizi inşallah. Ev saadeti, mutluluğu hanımla başlar. Sonra çocuklara yansır. Bunlara da dikkat etmek lazım. Aziz dostlar, sevgili kardeşlerim, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bize böyle 8 Mart Kadınlar Günü falan diye böyle bir şey efendim asla bugünkü gevurların, bugünkü batılıların batmış bir hayatın bize yansımasını getirmemiş. Bizim için her gün 365 gün efendim hanımlar günündür, kadınlar günündür. Böyle kadınları sen sömür, kadınları kullan. Ondan sonrasında da efendim kadınlar günü deyip de geçir. Efendim insanların öyle önüne çık. Anneler günü, kadınlar günü, babalar günü, sevgililer günü parayı da götür. Yani bütün materyalist efendim, zihniyetin ürünleri bunlar. Daha çok o günlerde ne satabilirim? Bizim için her gün anneler günü, her gün babalar günü, her gün kadınlar günü, her gün sevgililer günü. Bizim sevgililer dediğimiz zaman eşimiz, nikahımız, sevgililer dediğimiz zaman çocuklarımız, sevdiklerimiz, efendim komşularımız, akrabalarımız, sakın öbürlerinin inşallah oyunlarına gelmeyelim. Bizim efendim oyun asla yolda işimiz olmaz. Varsın sizin olsun o efendim getirdiğiniz günler hepsi sizin olsun. Biz onu her gün kutlarız elhamdülillah. Anamızın, babamızın duası almaya çalışırız. Eşlerimize iyi geçiniriz. Çocuklarımıza efendim iyi davranınız. Ve onlarla beraber inşallah hepimiz beraber cenneti kazanmış oluruz. Duaya geçelim. Amin. Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahimin. Huzuruna geldik bizleri boş çevirme. Allah'ım üç aylarımızı mübarek eyle. Ya Rabbi dünyamızı, ahiretimizi mamur eyle. Dünyevi bir ve gider Allah'ım. Ya Rabbi kimseye muhtaç etme. Maddi yönden bizlere efendim öyle güzel genişlikler ver ki özellikle kalp zenginliği nasip et Ya Rabbi. Gördüğümüz zaman, baktığımız zaman elhamdülillah diyelim. Kendimize alttakilere bakalım. Onlar buralara gelemediler. Beni getirdin Ya Rabbi layık olmadım. Halde diyelim. Allah'ımıza teşekkür edelim inşallah. Nankörlükten muhafaza eyle. Azgınlıktan muhafaza eyle. Kaymaktan, kaydılmaktan muhafaza eyle. Çocuklarımızı çok hayırlı eyle. Damatlarımızı, gelinlerimizi hayırlı eyle kıyamete kadar hep çocuklarımızın beş vakit namazlarına adam gibi vaktinde dost doğru kılmalarını kılmamızı nasip et ya Rabbi. Hastalarımıza şifa, dertleri deva, boşluğa dağlar nasip eyle. Ölmüşlerimize rahmet eyle. Ya Rabbi ölmüşlerimize rahmet eyle. Kabirlerin nur makamlarını cennet eyle. Bizlerden dua bekleyen bütün Müslüman kardeşlerimizin dünyalarını, akretlerini mamur eyle. Ya Rabbi bizi dinleyen şu andaki kardeşlerimizin hepsinin gönüllerindeki geçenleri sen biliyorsun. Hepsini sen hayırlısıyla ikram eyle, ikram eyle. Evlerimize huzur, işlerimize, kazançlarımıza bereketler nasip eyle. İşi olmayanlara iş, eşi olmayanlara hayırlı eşler, efendim hayırlı kazançlar nasip eyle Rabbi. Kimseye muhtaç etme, kendi kapından başka kapı aratma. Amin, amin, amin. Ölümümüzü kolay eyle. şehit olarak varmayı nasip eyle. Kabirlerimize nur makamlarımızı cennet eyle. Yarın mahşer günde sırat köprüsünden şimşek gibi geçip inşallah ilk günlerle beraber cennetine dahil olmayı nasip eyle. Amin. Es salatu es aleyke ya Resulallah. Es salatu es aleyke ya Habiballah. Es salatu es aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun. Ve selamun ala el-müselin. Rabbil alemin dualarımızın kabulü için, günahlarımızın affolması için, ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, hayırların fethi şerlerinde fi için, Allah rızası için. El Fatiha.